saygı ve sevgiyle selamlıyor ve hoş geldiniz demek istiyoruz. Bugün burada siz değerli misafirlerinizi ağırlamak bizim için büyük bir zevktir. Sol tarafımda bulunan değerli Kuzeyren Vesfalya Eyalet Yönetim Başkanı Selçuk Çingi Bey ve ben Kuzeyren Vesfalya Eyalet Yönetimi Başkan Yardımcısı Recep Durcan, bu akşamın ilerleyen saatlerinde size eşlik ederek programı sunmaktan onur duyarız. Bu akşam programımızı mümkün olduğunca ve dilimizin döndüğünce Almanca ve Türkçe olarak sunmak istiyoruz. Bu gecemizi ileriki senelerde bir gelenek haline getirmek istiyor ve sizlerle beraber tekrar böyle bir güzel ortamda bir araya gelmeyi ümit ediyoruz. Beraber, ne güzel bir kelime. Birçok farklı dernek, organizasyon, kuruluş ve kişilerin davetimizi kabul edip bu güzel geceyi bizimle beraber geçirmeye karar vermesinden dolayı çok memnunuz. Bu beraberliğin sadece bu akşam ile sınırlı kalmamasını, gelecekte ve devam etmesini temenni ediyoruz. Bu temennimizle beraber harika bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Programımıza başlamadan önce bu gece katkı sağlayan ve bundan önceki günlerde de yoğun çalışmalarda bulunan tüm arkadaşlarımıza can sağlığı dünyaya Hazreti Muhammed'in nurunun doğmaya başlamasının yıl dönümüdür. Ja, der Koran wurde in diesem gesegneten Monat als eine Sonne in der Welt der Unwissenheit, Unterdrückung, Aberglauben, Dunkelheit der Tyrannei geboren. Dies ist nicht der Geburtstag oder der Hochzeitstag irgendeiner Person, es ist nicht der Jahrestag der Gründung einer Institution oder eines Unternehmens. Dies ist der Jahrestag der Wiederherstellung von Allahs Befehlen. Es ist der Jahrestag der Geburt von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Licht in diese dunkle Welt. İşte biz, değerli kardeşlerim, onun için ayrı bir önem veririz bu aya. Çünkü bizim sevincimiz onun için bu ayda dolu noktasına, zirveye ulaşır. İşte biz onun için bu ayda ibadetlerimizi daha coşkuyla yaparız. Onun için biz daha çok yardımlaşırız ve biz daha çok güler yüzlü oluruz. Deswegen geben wir diesem Monat eine besondere Bedeutung. Deswegen erreicht unsere Freude in diesem Monat ihren Höhepunkt. Deswegen verrichten wir unsere Gebete.